Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Ekim aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, 2020'nin son çeyreğine Ekim ayıyla beraber giriyoruz. Güneş 23 Ekim'e kadar Terazi burcunda ilerleyecek ve sizin 7. evinizi aydınlatacak. Ekim ayı içinde barındırdığı gezegen geçişleriyle beraber güçlü bir ay ve sizin için de çok önemli etkiler barındırıyor. Hemen ayın başında 2 Ekim'de burcunuzda Koç burcunda bir dolunay meydana gelecek. Evet, 9 derece Koç burcundaki dolunay. Kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. Özellikle yükselen burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa ve güneş burcunuzda 9 derece ve yakınlarındaysa sizin için daha etkili, daha güçlü olacaktır diyebiliriz. Özellikle 27 Mart 3 Nisan arası doğan Koç burçlarımız güneş burçlarının üzerinde olan bu dolunaydan güçlü etkiler alabilirler. Yine doğum haritalarınızda öncü burçlarda Koç, Terazi, Oğlak, Yengeç burçlarında gezegenleriniz varsa bireysel etkileriniz çok daha güçlü olabilir. Şiron'la birleşen bir dolunay bu. Farkındalığımızı arttıracak, ruhsal anlamda güçlü etkiler verebilecek bir dolunay. İçinde bulunduğumuz şartları bir fark edeceğimiz, belki hayatımızla ilgili bazı önemli kararlar alabileceğimiz bir süreçteyiz. Gezegeniniz Mars ay boyunca yine Koç burcunda retro hareketini sürdürecek ve bu dolunayında yönetici gezegeni Mars olacak. Biraz geçmişi sorgulayacağınız, kendinizle ilgili, geçmişinizle ilgili, bilinçaltınızdaki tuttuğunuz duygu ve düşüncelerle ilgili önemli farkındalıklar kazanabileceğiniz bir dolunay aslında. Ruhsal, bedensel, zihinsel her türlü yaralarımız, şifa bekleyen kavramlarla ilgili dolunay bize önemli açılımlar getirebilir. Tabii ki burada hastalıkları, biraz hani hayatımızda ilgilenmemiz gereken eksiklikleri işaret ediyor. Ama şifa da yine bu dolunayın gündemiyle hayatımıza gelebilir. Sorunlarımızı çözmek için yollar bulabiliriz. Var olan bazı hastalıklarımızı, sorunlarımızı, problemlerimizi şifalandırmak için de yine bu dolunay bize önemli farkındalıklar verebilir, önemli açılımlar getirebilir. İlişki dinamiklerinizle ilgili yol ayrımlarına gidebileceğiniz ya da bazı önemli, güçlü kararlar verebileceğiniz bir dolunay tesirinde olabilirsiniz. Dolunay ayın ortalarına kadar etkilerini devam ettirecek. Özellikle dolunayı takip eden 8 Ekim, 9 Ekim, 10 Ekim bu anlamda güçlü tesirlerini de içinde barındırıyor. Çünkü gezegeniniz Mars, Plüto'yla, Oğlak burcundaki Plüto'yla kare açı yaparak aslında hayatınıza şöyle bir kökten dönüşüm anlamında bir mücadele de getiriyor. Bir tabii ki burada bazı zorluklarla ilgili hayatınızda baskılar da hissedebilirsiniz. Veya kökten dönüştürmek istediğiniz, değiştirmek istediğiniz konu ve kavramlarla bazı yüzleşmeler de gündeminizde olabilir. 9 Ekim'de ay artık son dördün fazında olacak. Bir şekilde bir tamamlanma enerjisi de var. Dolunayla beraber açığa çıkan hayatınızdaki koşullar veya fark ettiğiniz bazı kavramları ayın son dördün fazından itibaren çözümleyebilir ve bununla ilgili son adımları da artık atabilirsiniz. Evet, Mars retrosunun yanı sıra 14 Ekim'den itibaren Akrep burcunda bir de Merkür gerilemeye başlıyor. Bu da ayın enerjisini aslında biraz daha enerjisel olarak hayatımızda, günlük hayatımızda, bireysel hayatımızda ilerlemesini beklediğimiz konu ve kavramlarda bazı tıkanıklıklar yaratma potansiyelini taşıyor. Ama daha çok geçmişle ilgili konulara da bizi çekecek gibi görünüyor. Merkür Akrep'te çok derindir. Derinden, hani ruhsal anlamda bilinçaltımız, ruhumuzun derinliklerinde tuttuğumuz her türlü duygu ve düşüncenin bir şekilde açığa çıkması yönünde de önemli etkiler verebilir bize. Karmik bazı etkiler var gökyüzünde. Bir yandan gezegeniniz Mars retro, bir yandan Merkür Akrep burcunda, yine Mars'ın burcudur Akrep. Burada retroya geçecek. Karmik hak edişlerle ilgili hayatınızda çok güçlü tesirler verecek gibi görünüyor. Sezgilerinizin güçlendiği bir dönemdesiniz. Ayın genelinde aslında özellikle 14 Ekim'den itibaren belki biraz içe dönüşler yapmak, biraz tefekkür içinde olmak, biraz günlük hayatınızda yavaşlamak, olup bitenleri gözlemek size önemli yararlar sağlayabilir.
katkılar sağlayabilir. Sorunlarınızı çözme konusunda belki bu anlamda sezgilerinizden önemli yararlar da sağlayabilirsiniz. Ve 14 Ekim'den itibaren Güneş gökyüzünde çok sert ve güçlü açılar yapmaya başlıyor. Önce Mars'la karşıt açıya geçecek, ardından 15 Ekim'de Plüto ile kare açıda, ardından 18 Ekim'de Satürn'e kare açıda. Güneş, evet, yaşam enerji kaynağımızdır. Bununla birlikte Güneş hayatımızdaki eril enerjileri de yönetir. Liderleri yönetir, güçlü kişileri yönetir, ünlü kişileri yönetir. Ekim ayında bireysel olduğu kadar toplumsal alanlarda da biraz daha liderlerle ilgili, güçlü kişilerle ilgili mücadelelerin, zorlanmaların, baskıların olabileceğini aslında hissedebiliriz. Tabii ki yaşam enerji kaynağımız Güneş'in bu kadar zorlu açılarda olması hayatımızda da enerjisel anlamda tıkanıklıklar olabileceğini, bazı güçlü sınavlarla karşılaşabileceğimizin de işaretçisi. Ve bu etkiler altında 16 Ekim'de Terazi burcunda bir yeni ay doğacak. 23 derece Terazi burcu yeni ayı sizin 7. evinizde doğacak. 23 derece aslında Spica yıldızıyla birleştiği için şanslı bir yıldızdır. Sanatsal yeteneklerimizi arttırır. Sanat ve bilimsel alanlarda önemli gelişmeleri açıktır bu yıldızın enerjileri. Ancak dediğim gibi Güneş'in çok sert açıları var. Hayatımızda güçlü dönüşümler ve değişimler anlamında da tetikleyici bir enerjisi var bu yeni ayın. Ve ilişkiler alanınızda belki yine güçlü bazı yenilikler yapmanız, adımlar atmanız konusunda da sizi çok fazla belki etkileyebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz, özellikle 23 derece ve yakınlarındaysa, öncü burçlarda gezegenleriniz varsa bu yeni ayın bireysel hayatlarınızda çok daha değiştirici, dönüştürücü, kışkırtıcı bazı etkilerin olmasını bekleyebiliriz. Evlilikler, ortaklıklar, yakın arkadaşlıklar, işbirlikleri bu yeni ayla beraber önemli bir boyuta taşınabilir. Evet, bazı bitişler olabilir hayatınızda ya da güçlü başlangıçlar olabilir. Bazı ilişkilerinizin sorumluluklarını almanız gerekebilir. Tüm bunlar olurken hayattaki duruşunuz, tabii ki ev ve aile ortamınız, toplumdaki kariyeriniz, statünüz, ilişkilerle de bağlantılı olarak önemli değişimler içerisine girebilir. Sevgili koçlar. Evet, gezegeniniz Mars'ın Güneş'le beraber, Güneş'in karşısında olacak ayın genelinde, ama bir yandan da Oğlak burcundaki Jüpiter'le, Plüto'yla, Satürn'le de zıtlaşmaları var. Bu da enerjisel olarak mücadele gerektiren konularda daha dikkatli olmamız gerektiğini işaret ediyor. Çünkü Mars retro ve böyle olunca tepkilerimiz, dürtülerimiz kontrolsüz olabilir. Gereksiz öfkeler, gereksiz çatışma enerjisi içerisinde olabiliriz veya çok sağlıklı bir şekilde enerjimizi yönlendirmekte zorlanabiliriz. Bu da zarar verici olabilir. O yüzden ayın genelinde lütfen fiziksel anlamda da hem sağlığınıza dikkat edin, bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya çalışın. Çünkü Mars bedenimizdeki bağışıklık sistemimizle de alakalıdır. Burada Mars'ın retrosu sağlık anlamında da bedensel anlamda da bazı zafiyetlere yol açabilir. Kazalara dikkat edelim, sakarlıklara dikkat edelim. Çünkü vurma, çarpma, düşme gibi böyle eklemlerimizi, kaslarımızı, kemiklerimizi zorlayabilecek bazı sağlık problemleri, yaralanmalar ortaya çıkabilir. Yine dışarıdan gelebilecek tehditler, saldırganlıklar, işte çatışmalar, bir şekilde bizi riske atabilecek durumlar oluşabilir. Eğer hayat içerisinde böyle riskli pozisyonlarımız varsa, ya da rakiplerimiz olabilir, açık düşmanlıklarımız olabilir, lütfen bu ayın bu kışkırtıcı enerjilerine karşı mümkün olduğunca bireysel anlamda kendimizi güvende tutmaya çalışalım. Tabii ki aile üyeleri, ilişki içerisinde olduğumuz eşimiz, partnerimiz, ebeveynlerimiz, tüm bunlar da bu enerjilerden bir şekilde etki alabilir. Yine güvenlik alanlarında kendi ailemiz ve özellikle kişisel ilişkilerimizde de daha temkinli, daha güvenli hareket etmeye çalışalım. Evet, yeni ay enerjileri
ay sonuna doğru yavaş yavaş büyürken tabii ki etkilerini hayatımıza dahil edecek. 23 Ekim'de Güneş artık Akrep Burcu'na geçiyor. 8. evinize doğru ilerlemeye başlıyor Güneş. Ve 28 Ekim'den itibaren Merkür Akrep'ten ayrılıp Terazi Burcu'nda gerileyecek. Ayın son günlerinde Merkür Terazi Burcu'nda gerilemesini sürdürüyor olacak. Bu da belki hani zihinsel anlamda bazı ilişkilerinizdeki sorgulamaları öne çıkarabilir. Burada yarım kalmış bazı konularla, özellikle ilişki dinamiklerinizle ilgili bazı konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Bunları daha fazla düşünebilirsiniz ya da eşinizle, partnerinizle, ortağınızla bir şeyleri çözmek için daha fazla efor sarf edebilirsiniz. Ve ayın sonunda 31 Ekim'de tekrar bir dolunay var. Evet, bu ay ayın başında ve ayın sonunda iki dolunayımız var. Ama 31 Ekim'deki dolunay tabii ki daha çok Kasım ayının ilk günlerini şekillendirecek, aslında etkili olacak. Güneş-Uranüs karşıtlığının etkinleştiği bir dolunay. Dolunayda ay Uranüs'le birleşiyor. Bu da oldukça stresli, kendi içerisinde çok gerilimli, yüksek enerjili bir dolunay olacak. Özellikle parasal konular, finans konuları, mal varlıklarınız veya başkalarıyla paylaştığınız kaynaklarla ilgili bazı gerilimlerin ya da beklenmedik durumların, streslerin hayata geçebileceği bir dolunay olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü özellikle para evinizi etkiliyor Boğa burcundaki bu dolunay sevgili koçlar. Peki bu ay hiç mi rahat enerjiler yok? Yani nereden destek alıyoruz? Evet, şöyle söyleyebiliriz. Küçük şansı temsil eden Venüs ayın büyük bölümünde Başak burcunda olacak 28 Ekim'e kadar. Venüs'ün evet nispeten olumlu açıları var. İşte Oğlak burcundaki Jüpiter'le güzel bir kontağı olacak. Balık burcundaki Neptün'le, Uranüs'le bazı güzel bağlantıları olacak. Ama Venüs Başak burcunda çok güçlü değil. Burada hani Venüs'ün temsil ettiği yaşamın keyfini çıkarmak, böyle konfora yönelik beklentilerimiz, işte sevgi, aşk, ilişkiler alanındaki destekler ya da maddi kazançlar alanındaki beklentilerimizde Venüs Başak burcunda çok güçlü değildir. Venüs Başak da çalışmak ister, iş hayatı, günlük hayatı ve genel sağlık koşullarını iyileştirme adına size yardımcı olabilir bu ay genelinde. Evet, sorumluluklarınız var evinizde, ailenizle ilgili veya genel sağlığınızla ilgili bazı konular var ilgilenmeniz gereken. Venüs burada bu kavramlarda size destek olabilir ay genelinde. İş hayatınızda, meslek hayatınızda veya günlük hayatınızdaki mesuliyetlerle ilgilenirken bazı destekler alabilirsiniz ya da sağlıkla ilgili olabilecek bazı zorluklarda, şifa arayışlarınızda yine Venüs'ün Başak Burcu'nda size önemli katkıları olabilir sevgili koçlar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz.
2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.